Arkadaşlar kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün tarih 16 Mart 2021 oldu. Dün gece yani 15.06'sına bağlayan gece aslında izlemem gereken Zack Snyder's Justice League premierini sistemde yaşanan bir aksaklık sebebiyle hepimize, benim gibi izleyecek herkese gelen bir mail sonrası saatler sonra izleyeceğimizi öğrendik. Ben de 16 Mart sabah kalkıp izlemeye başladım. Akşam üzeri 4 gibi de bitirdim. Yani öğlen 12 gibi başladım. Ve şu an filmi izledim. Duygu ve düşüncelerimi spoiler vermeden paylaşmak için buradayım. Başlamadan önce çok kısa bir vaktinizi alıp öncelikle buradan 2017'deki, işte 2016'daki Warner Brothers rejimini yöneten Kevin Tijuara, Toby Emmerich, Jeff Jones, sonrasında gelip de birçok yanlış kararı vermeye devam eden Voltram'a da ben hepinizin var ya sizin... deyip rahatladıktan sonra geri dönebiliriz. Evet, şimdi gelelim spoilersız film incelememe. Öncelikle 4 saatin nasıl geçtiğini kesinlikle anlamadım. Bunu bir kere söyleyeyim. 4 değil, 8 saat olsa oturup izlenirmiş. Açılışı zaten Zack yaptı. Kısa bir teşekkür konuşmasıyla yapıyor. Bilmiyorum bu tüm versiyonlarında olacak mı film, yani Blu-ray'de işte 4K vesaire disklerinde olacak mı? Veyahut da HBO Max'da yayınlanan versiyonu olacak mı bilmiyorum ama premier özel bir şey miydi? Açılışta böyle yaklaşık 1 dakikalık falan bir konuşması var Zack'in. Sonrasındaysa tabii filmde neler oluyor, neler bitiyor giremiyorum lafa. Hani çünkü spoiler vermek zorunda kalacağım ama kısaca değinmem gerekirse 2017'deki filmle aynı film diyenin akıl sağlığı yerinde değildir. Çok kesin. Konunun benzerlik taşıdığı kesin ki 2017'deki filmi de işte kesip kısaltıp sahneler çekip eklerken çıkarırken ederken çok fazla üzerine düşünmeden mevcut konuyu daha kısa, daha kolay nasıl işlerize gitmişler. Konu evet yer yer benzerlik gösterse de aslında çok daha farklı, çok daha büyük bir tehdit var ortada. Herkes biliyor işte fragmanlardan, yani Darkseid'in geleceğini biliyoruz. Ama tabii bunun bir hazırlanış süreci var. O çok iyi işlenmiş. Her karaktere çok güzel zaman ayrılmış. Yani Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, bunların her birisinin hani background story'si demeyeyim, hani böyle arka plan hikayesi komple belki işlenmemiş. Çünkü hani solo filmlere bir şeyler bırakılmak istenmiş. Ama bir yandan da gerekli motivasyonlar sağlanmış. Hepsinin kavgaya katılmak için geçerli bir sebebi var. Bu Zack'in bir lafı vardı. Hepsi bir çeşit yalnız. Yani hepsi kendini toplumdan dışlanmış hissediyor. Kendini bir yere ait hissetmiyor ve birbirlerini bulup bir aile oluyorlar. Aslında temelde bunun hikayesi belki de ama tabii bu çok daha derin ve güzel işlenmiş. CGI'ler konusuna geleceğim. Hani böyle çok internette muhabbet döndü. CGI kötü, CGI kötü, CGI kötü diye. CGI kötü falan değil. CGI'nin kötü olduğunu düşünen, efektlerin kötü olduğunu düşünen lütfen bir göz doktoruna başvursun. Ülkemizde bu konuda yetkin göz doktorları, göz hastaneleri olduğuna inanıyorum. Benim gözlerim defalarca kontrole gittim. Sapasağlam. Hiçbir şey yok. O yüzden gönlüm rahat. Ben gördüğüm CGI'nin ne kadar kaliteli olduğunu biliyorum. İzleyince siz de göreceksiniz. Yer yer bir iki yerde gözüme batan birkaç bir şey oldu ama bunlar her filmde olabilen şeyler diye düşünüyorum. Hani sanki ek çekimlere çağrılamayan aktörlerle ilgili böyle değişik bir trik yapmışlar ama çok böyle rahatsız edici bir şey de değil. O konuda da gönlünüz rahat olsun. CGI kesinlikle kötü değil. Hatta yer yer yani filmin bütününe bakarsak %99'u çok çok iyi. Ekran oranını çok soranlar oldu. Gerek Twitter'da gerek işte YouTube'da videoların altında. Şimdi buraya bir örnek bırakacağım. Tabii ki oraya kendi logomu veyahut da işte bilmiyorum şu anda bir şeyler koyacağım. Çünkü mevcut görüntüyü paylaşamam ama kendi monitörümden aldığım fotoğrafı paylaşacağım. Altta da şu an bilmiyorum benim monitörüm inçini hatırlayamadım açıkçası ama buraya yazarım. Monitörüm kaç inç görmüş olursunuz. Yani o tarz monitörde ekranın nasıl durduğunu göreceksiniz. Görüyorsunuz hatta şu anda. Kesinlikle rahatsız edici bir şey değil. Bir sıkıntı yok. Aşağıda ve yukarıda siyah barlar olacağını, sağda ve solda var ve aslında ekranda daha fazla görüntü var. Bunu bariz bir şekilde görüyorsunuz ve bu çok güzel bu şekilde izlemesi. Beni o yüzden hiç rahatsız etmedi. Hani o konuda da gönlünüz rahat olabilir. Biraz sadece yeniliğe açık olmak gerekli. Başka bir şey lazım değil. Filmin ilk yarım saati boyunca ağladım. Bunu buradan tüm samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten oturdum hüngür hüngür ağladım burada. Hani görseniz koca adamın haline bak dersiniz. Ya Superman'li, Batman'li filmde ağlıyor dersiniz ama
Bir, Batman v Superman'in sonuyla bu filmin başı bir arada başlıyor. Orada bir bağlantı var ve onu çok iyi işlemişler. Hani bu spoiler'a girmeyecek. O yüzden söylüyorum. Zack daha önce söylemişti. Superman'in ölümünü bir de başkalarının gözünden tekrardan göreceğiz diye, farklı bir açıdan göreceğiz diye. Orayı çok iyi işlemişler. Sonraki başlangıç işte Mother Box'ların uyanışı, bunun etkileri vesaire, şu bu çok çok iyi işlenmiş. Hem oradaki trajik olayların işte yaşanışı, işlenişi çok etkiledi. Üstüne üstlük de 2017'de biz buna sahip olabilirdik hissi. Yani bunların hiçbir başımıza gelmeyebilirdi. Biz bu kadar mücadeleyi vermemiş olabilirdik. 2017'de bunu sinemalara verebilirlerdi ve biz bu versiyonu izleyip bunun üzerine devam eden bir evrene sahip olabilirdik. Hala olabiliriz. O konuyla ilgili tamamıyla netim. Ama onu bilmek biraz canımı yaktı açıkçası. Çünkü böyle bir elinizde şaheser varken gidip o basit bir filmi tercih etmek ancak bir akıl tutulması yaşanması olur. Ya şimdi kimseye de hakaret etmek istemiyorum. Videonun başında yeterince ettim gibi oldu ama ilginç. Filmin bir noktasında AFSP'ye, American Foundation Suicide Prevention'a Zack bir selam duruşunda bulunmuş. Çok hoş, güzel bir detay olmuş. Filmin R-rated olmasıyla ilgili konuşacağım. Bana sorarsanız, yani ben filmdeki R-rated öğeleri tabii rahatlıkla seçebiliyorsunuz. 3-5 tane var. Ben işte buradan verdik R-rated'ı diyorlar ama film bugüne kadar Zack Snyder'in yaptığı en açık tonlu soft filmlerden biridir diyebilirim. Yani kesinlikle Batman v Superman Dawn of Justice bundan çok daha derin ve sert bir film. Yani bu film onun yanında daha basit kalıyor belki de. Hani o kadar fazla işin felsefe ve siyaset politika tarafına yönelmeden daha çok aile kavramı üzerine işlenmiş bir film. Zack daha önce demişti her filmle birlikte tonu biraz daha açacağım diye. Biraz aslında o sözünü sürdüğü aslında tutmuş. Filmle ilgili çok merak edilenlerden biri Nightmare sahneleriydi. Açıkçası Nightmare sahneleri istediğim uzunlukta, ya beklediğim uzunlukta değildi diyeyim. İstediğim yanlış bir cümle olur ama olan Nightmare sahneleri de kesinlikle puf dedim yani, hani daha fazlası Justice League 2'ye kalmalı. Hatta Justice League 2 belki de komple Nightmare olarak geçecek, hani öyle bir teorim de var ama ancak burada gördüklerim kesinlikle Batman v Superman Dawn of Justice'daki Nightmare sahnesinin çok 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 daha ötesinde karanlık ve sert bir geleceğin DC'yi beklediğini gösteriyor bu yönüyle. Bu karanlık ve sertten kastım tabii ki ortam, yani hikaye tabii ki daha farklı işlenebilir, ona bir şey demiyorum ama kesinlikle o yönüyle harika. Az, öz ama sert Nightmare sahneleri vardı. Daha önce gene bu da Twitter'da dönen bir muhabbet olduğu için Joe Manganiello daha önce işte end credit scene demişti. Böyle hatırlarsınız belki o tweetini, hani efsaneydi gibisinden. Filmde bir end credit sahnesi yok, hani bir after credit sahnesi yok aslında bakarsanız. Filmin finali, daha ayrıntı vermeden tabii ki anlatacağım sadece. Ben Affleck'in Batman solo filmine zemin hazırlıyor aslında, tüm olayı o. Gelir gelmez, umarım gelir, ben o konuda da tüm desteğimi gene internette göstereceğim ama filmin finali buna zemin hazırlıyor. Ve filmle ilgili yine söylemek isteyeceğim bir şey, bu DCU ve Snyderverse diye ara ara konuşuyoruz artık. İster istemez böyle bir ayrım yapmak zorunda kaldık. Bana sorarsanız Snyderverse kesinlikle 2017'ye kadar ve bu film. Yani Man of Steel, Batman v Superman Dawn of Justice, Wonder Woman, kısmen Suicide Squad diyebiliriz. Onun belki David Ayer versiyonu çıkarsa o ne kadar bağlı olacak, ne kadar olmayacak. Belki de mevcuttaki versiyona göre çok çok daha İşin içinde bir film olacak, bilmiyorum. Ama release'de Ayer Cut demeyi unutmayacağız tabii ki. Ve Zack Snyder's Justice League. Yani bu 5 film Snyderverse oluşturuyor. Aquaman için bir noktada Snyderverse'ün içinde gibi gözükse de aslında arada bir cümle kuruldu. O tamamıyla benim için Snyderverse'ün dışına itti. Yani Jason Momoa benim filmim Zack Snyder'ın Justice League'den sonra geçiyor demişti Aquaman'in tanıtımı sırasında. Belki 214 dakikalık film için doğrudur. Ama bu 4 saatlik film için, yani 240 dakikalık film için bu doğru diyemiyorum. Belki o dönem için planı öyleydi ama Zack tamamıyla kendi vizyonunu yeniden yazma şansını ele alınca belki de aklındaki ilk planı geri yazdı, bilmiyorum. Ama kesinlikle Aquaman bu evrende geçmiyor diyebilirim. Shazam bu evrende geçmiyor diyebilirim. Yani Shazam için gene biraz daha açık kapı sanki kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok küçük bir şey var. Hani o uyarlanabilir. Sorun değil. Bir şekilde
yedirilebilir diye düşünüyorum ama Aquaman için çok keskin bir cümle kullanıldı ve o cümle kesinlikle Aquaman filmini Snyderverse'ün dışına itiyor diye düşünüyorum. Film toplam 7 parçadan oluşuyor, 7 bölümden oluşuyor. Her bir bölümün kendi başlığı var. Bunlar işte internette yayınlandı daha önce zaten. Onları da şimdi tek tek o yüzden söylemeyeceğim ama her bölüm kendi içerisinde bir konuyu işliyor ve giderek takım kurulmasına doğru bir zemin hazırlıyor. İlk başta 6 bölümdenmişti, sonradan 7'ye çıktı. Yani 7. bölüm aslında sürpriz olarak sonradan duyuruldu. O bölüm de sonraki filmlerin aslında temelini atıyor diyebiliriz. United Seven kısmı orada ortaya çıkıyor. Yani arkadaşlar şimdi siz filmi izlemediniz. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Ben şanslıydım, izledim. Çok şükür İngilizce altyazı da vardı. Çünkü sadece ses olsaydı birçok şey anlayamayabilirdim ama İngilizce altyazı olunca beni orada o kurtardı yani. Okuyup duymak, sadece bir iki kelimeyi bilmiyordum. O sırada durdurdum, Google'dan baktım. Hani çok bir sıkıntı yaşamadım. Şu an böyle o kadar çok şey anlatmak istiyorum ama konuşamıyorum. Büyük böyle bir sıkıntıdayım. Ayın 18'i işte 19'unda umarım Turkcell TV Plus'ta çıkar. TV çünkü 2 Nisan dedi. Sizler de en kısa zamanda izlersiniz. Ben de tekrar izlemek istiyorum. Çünkü mümkünse hatta Türkçe altyazıyla güzel bir çeviriyle izlemek istiyorum. Tek diyebileceğim bugünden itibaren daha gür, daha net bir şekilde Restore the Snyderverse demeliyiz. Restore the Snyderverse demeliyiz ki Batman solo filmini alabilirim. Ne bileyim, belki Cyborg'a solo film alalım. İlk başta planlandığı gibi Aquaman'e solo film alalım. Wonder Woman 84'ü izlemediğim için bu evrene, yani Snyderverse'e dahil mi değil mi bilmiyorum ama Wonder Woman 3 en azından net bir şekilde Snyderverse'de olsun. Flash filmi kafamda soru işaretleri var ama hala bağlanabilir bu evrene diye düşünüyorum. O yüzden çıkmadan bir şey demeyeceğim. Ve Justice League 2 ve 3'ü de tabii ki alalım. Mümkünse eklenecek diğer karakterler için solo filmler olursa amenna. Bunun yanında Gotham City Sirens, Joker and Harley, Mad Love. Aklınıza ne gelirse, yani gerçekten bu karakterlerin hepsi defalarca farklı farklı işleyebilecek karakterler ki Batman solo filmi için çok fazla ama çok fazla malzeme çıktı bu filmden. Yani o kadar fazla konuşma, o kadar fazla ipucu vardı ki bir Batman solo filmi kesinlikle olmalı. Bu iki yönlü olmalı bana sorarsanız. Bir, Batman'in bu noktadan sonra yaptıkları, yani Zack Snyder's Justice League'den sonra yaptıklarını işleyen bir senaryo. Bir de bu Gotham'da geçirdiği 20 seneyi anlatan bir senaryo. Bunu bu tek filmde de yapabilir. Hani flashbacklerle geriye dönüp bir de günümüzü anlatan bir film de olabilir. İki ayrı film de olabilir, hiç önemli değil. Ama kesinlikle o hikaye incelenmeli. Orada incelenecek çok şey var. Ama Zack Snyder, Man of Steel'la birlikte başlattığı, Batman v Superman, Dawn of Justice'la genişlettiği evrenini Zack Snyder's Justice League ile çok daha aşmış durumda ki filmde multiverse kelimesi de geçiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Sadece bunu Snyderverse olarak düşünmeyin, muhtemelen işte bir noktada tüm evrenleri o şekilde bağlayabilirler diye ümidim var. Bunu da zamanla göreceğiz. Dediğim gibi siz filmi izlemediğiniz için, ben de spoiler vermek istemediğim için, kimsenin filmden alacağı zevki bozmak istemediğim için çok fazla konuşamıyorum. Zaten biraz uykusuzum, ağladım, gözlerim ağrıdı. Koltuğumdan falan zıpladım izlerken. Film beni içine aldı yani komple. O yüzden tekrar izleyesim var. Yani merak ettiğiniz bir şey varsa spoiler'ı bozmayacak şekilde cevap verebilirim. O yüzden yorumlarda sormak istediğiniz şeyi lütfen sorun. Onun dışında videoyu beğenin, paylaşın. Kanala abone olun. Ve videoyu bitirmeden önce, çok pardon şimdi aklıma geldi ama kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Birincisi, ben bunu tabii Vero'da kendisine teşekkür ettim ama buradan da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum Zack Snyder'e. Bana bu şansı verdiği ve film erken izlememe izin verdiği için, beni bu galaya davet ettiği için online de olsa benim için şerefti. Çok zevk aldım, çok mutlu oldum. Hayatta aldığım en güzel hediyelerden biriydi. O yüzden benim için önemi çok büyük. Ve ben her ne kadar başında sövmüşçesine küçük bir bölüm yapsam da insanlıkta belki de Zack Snyder gibi olmak lazım. Çünkü filmin sonunda bir teşekkür listesi çıktı. Ve orada kendisine
kazık atmaktan tut da işte Twitter'da saçma sapan yardıran yani kazık atan Jeff Jones'tan tutun da Twitter'da saçma sapan Zack Snyder hakkında tweetler atan Gail Simone'a kadar herkese teşekkür etmişti. Yani bu filmde bir şekilde yaratım sürecinde emeği geçmiş o karakterlerin. Her çizgi roman yazar ve çizilerine teşekkür etmişti Zack. Yani kendi şahsi kavgalarını işin dışında tutabilmiş. Bence takdir edilesi bir özellik. O yüzden bir kez daha hayran oldum diyebilirim. Ve 2017'deki filmden bu filmin en güzel farkı ne biliyor musunuz? Sadece bir de onu söyleyeceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. Sonda yazan For Autumn yazısı. Bu bir babanın kızına verebileceği küçük bir hediye, teşekkür artık ne derseniz deyin ama arkasından ağıt deyin. Güzeldi. Öyle. Yani dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadar. Film resmi olarak yayınlandıktan sonra tekrar izleyip ondan sonra üzerine yine konuşuruz. Başka videolar çekeriz. Zaten tek bir videoda incelenemeyecek bir film değil. Muhtemelen birden fazla video çekmek lazım. Vakit buldukça hepsini yapacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.